HP 137 FNV yazıcıya reset atmak için ilk önce bizden yazılım sipariş etmeniz lazım. Çünkü bunlarda toner bitti uyarısı aldığınızda ya yeni çip alacağınız ya da orijinal toner almak zorunda kalıyorsunuz. Ama biz bu işlemi, yazılım işlemini yaptıktan sonra artık toner çipsiz bir şekilde çalışacak. Sadece dolum yapmanız yeterli. Yazılım atmak için de yapmanız gereken ilk önce bizim sitemizde veya WhatsApp'tan da indirebilirsiniz. Şurada bir tane program var. Bunu çalıştırıyorsunuz. Bu programda sistem oku yazısı var. Bunu çalıştırdıktan size yazılar geliyor. Şurada yazıcı modeli, işte makinenin seri numarası, makinenin versiyon numarası, bir de cürüm numarası. Bize önemli olan şu seri numarasını kopyalayıp bir de cürüm numarasını kopyalayıp bize ilettiğinizde biz size bir tane dosya gönderiyoruz. Şöyle yollayacağımız dosyayı göstereyim. Şöyle iki dosyalı bir şey gelecek. Bir tanesi USB PRNS2, birisi seri numara. Yani cihazınıza ait olan seri numaralı bir dosya gelecek. Ondan sonra biz bu yazılımı atmak için makinenin ilk önce servis moduna sokmamız lazım ki yazılımı alsın. Bunu servis moduna sokmak için de makine ilk önce şu arkasından fişi çıkarıyoruz, power fişini. Şurada görmüş olduğumuz iki düğmeye basarak fişi takacağız. Fişi taktıktan sonra şöyle bir yazı geliyor. On off'tan kaldırıp ondan sonra şuna basıyoruz. Kırmızı düğmeye bastığımızda ekranda white imaj yazısını göreceğiz. White imaj yazısını gördükten sonra tekrar buradan bu dosyayı sürükleyip bırakıyoruz. Böyle noktacıklar çıkıp kaybolacak. Bu sefer makinenin ekranda rakamlar saymaya başlayacak. Bunların bitmesini bekliyorsunuz. Tamamen bittikten sonra yazıcı resetlenmiş olacak ve çipsiz bir şekilde çalışacak. Şu an gidiyor %20. Buna dikkat etmeniz gereken elektriğin gitmemesi. Şu an çünkü yazılım yüklüyor. %70 tas kaldı. Makine yeniden başlatıyor. Makine ısınıyor. Kalibre modunu aldı. Şu an makine hazıra geçti. Tek yapmamız gereken artık buradaki toneri çıkarıp burada görmüş olduğunuz çipi tamamen de çıkarabilirsiniz. Çıkarsanız da çalışacak veya bantlayıp böyle kapatsanız da çalışacaktır. Şöyle. Şu an görmüş olduğunuz 7 hazır. Hazır kovu. Bir de bakalım yüzdeliğine. Sistem kurulumu, raporlar. Şuradan sarf malzeme raporu okey diyoruz. Şimdi şu an görmüş olduğunuz toner artık %100 görünecek. Toner bitti, azaldığı gibi uyarılar almayacaksınız. Her zaman full görünecek. Şu an görmüş olduğunuz eski bir önceki çıktı da %0'dı. Artık bundan sonra %100 görünecek. Ayrıyeten şuradan da görebilirsiniz. Denetim masasında ihtiyaçlardan. Şöyle yapalım. Tercihler. D
yazıcı durumu dediğimizde şu an yazıcı durumunu bize getirecek kopya bir gördük aşağı. Şu an evet görmüş olduğunuz, artık bundan sonra da her zaman %100 görecek. Toner bitse dahi yazdırmaya devam edecektir. Ancak silik basacaktır. Bu sefer dolum yapmanız gerekecek. Yani bu kadar.